Her hafta düzenli bir şekilde düzenlediğimiz, bugün ikincisini düzenlediğimiz dijital teknolojiler webinar programımıza hepiniz hoş geldiniz. Yaşadığımız süreç dolayısıyla tüm çalışmalarımızı, tüm faaliyetlerimizi online platformlara taşıdık ve haftada yaklaşık olarak 3 tane canlı yayına tamamladık. Her hafta 3 canlı yayın yapıyoruz. Pazar günü itibariyle bunu 4'e çıkarırız. Yani haftada 4 tane canlı yayın programını hayata geçirmiş olacağız. Bunları yaparken tabii ki birçok parametreyi göze alıyoruz. Teknik tarafları da düşünüyoruz, sosyal tarafı da düşünüyoruz. Hepsi düşünerekten böyle aktif bir şekilde bu süreci en aktif şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bugünkü konumuzda, konu başlığımızda yine cuma akşamları yaptığımız programda, webinar programımızda yapay zeka ve veri bilimi, dijital teknolojileri konuştuğumuz için bugünkü programımız yapay öğrenme ve konumuz da Bilgi Üniversitesi Doktor Araştırma Görevlisi Uzay Çetin. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim Ramazan Bey. Çok sağ olun davetiniz için. Rica ederim, ne demek. Öncelikle sorayım, sağlığınız, sıhhatiniz nasıl? İyisiniz inşallah. İyiyim, gayet iyiyim. Yani korona günlerini evde geçiriyoruz. Onun dışında iyiyim yani. Öyle yapmak lazım hocam. Öncelikle biraz kendinizi tanıtaraktan kısaca başlayalım, ufak tanısınma turlarıyla. Ondan sonra sorularımızla konumuza devam edelim. Tamamdır. Ben 2007 yılında bilgisayar mühendisliği bölümünü. Daha sonra Fransa'ya gittim. Orada yapay zeka üzerine bir master yaptım. Pierre Marie Curie Üniversitesi'nde. Sonra döndüm Boğaziçi Üniversitesi'nde. Yine bilgisayar mühendisliğinde fakat karmaşık sistemler üzerine bu sefer çalışma yaptım. 2017 yılından beri de Bilgi Üniversitesi'nde hoca olarak çalışıyorum bu şekilde. Akademik olarak bu şekilde. Karmaşık sistemler deriz hocam. Bir platformunuz vardı. Biraz da ondan bahseder misiniz hocam? Karmaşık sistemler ve veri bilimi olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Kesinlikle. Karmaşık sistemler ve veri bilimi topluluğu kurduk. Burada iki tarafı var bunun. Hem gençler hem de akademisyenler tarafı var. Akademisyenlerle birlikte karmaşık sistem, yani çok karmaşık sistemler dediğimiz şey aslında birçok disiplini ilgilendiriyor. Multidisipliner bir alan. Dolayısıyla istatistikçiler, bilgisayarcılar, sosyoloji çalışanlar, çok farklı isimden gelen hocalarla birlikte fikir alışverişinde bulunuyoruz. Birbirimize çalıştaylar düzenliyoruz bu şekilde. Ve böyle bir topluluk kurmaya çalışıyoruz. Yani dünya aslında gittikçe daha karmaşık bir hale geliyor. Ve burada da kullandığımız yöntemler, halihazırda kullandığımız yöntemler yetersiz kalıyor. Veri çok karmaşık, problemler oldukça zor. Bunun için multidisipliner yöntemler kullanmak gerekiyor. Böyle bir topluluğumuz var. Çalıştaylar düzenliyoruz. İlkini Bilgi Üniversitesi'nde, daha sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenledik. Kadir Has Üniversitesi'nde aynı şekilde düzenliyoruz. Bu akademik tarafı var. Bir de gençlerle birlikte eğitimler düzenliyoruz. O da Sarıyer Belediyesi bünyesinde gerçekleşiyor. Evet. Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gençlere yönelik ücretsiz yapay zeka eğitimleri düzenliyoruz. Genelde bu fiziksel eğitimler oluyordu. 4 ay süren eğitimler oluyordu. 2017 yılından beri düzenliyoruz. 6. kez düzenlediğimiz eğitimler artık online olmak zorunda oldu. Şu an online devam ediyoruz eğitimlerimize. Orada da veri bilimi ve yapay zeka konularında eğitimler düzenliyoruz. Orayı biraz daha da açarım gerekirse sohbet. Çünkü orada gençler birlikte gerçekten güzel şeyler yaptık. O konulara da daha sonra gireriz istersen. Evet, gireriz hocam. Yavaştan başlayalım. Konumuz yapay öğrenme. Direkt ısınma turuyla başlayalım. Yapay öğrenme nedir hocam? Evet. Yapay öğrenme ya da makine öğrenmesi dediğimiz şey aslında verideki istatistiksel düzenledikleri bilgisayar algoritmaları yardımıyla otomatik olarak tespit etmektir. Yani veride biz bir düzenlilik olduğunu düşünüyoruz. Ve bu veride istatistiksel düzenlilikleri bilgisayar algoritmalarıyla yakalamak istiyoruz. Otomatik bir şekilde yakalamak istiyoruz. Dolayısıyla hani yapay öğrenme ya da makine öğrenmesi dediğimiz şey de iki şey hemen göze çarpıyor. İki bilginin gerekli olduğu. Bunlar istatistiksel ve matematiksel düşünce. Diğeri de algoritmik düşünce ve programlama bilgisi. Yani bu istatistiksel ve
istatistik düşünce ve algoritmik düşünce gerekli. Hani bu yapay öğrenme çalışmalarına başlamak için. Ama yapay öğrenme ile yapay zeka tabii farklı birbirinden. Yapay öğrenme, yapay zeka... Farkı ne hocam? İki hissi arasındaki fark ne? Yapay zeka çok daha geniş bir konu. Mesela bir sonraki hamleyi planlama, içinde bulunduğun durumu anlama ve de acaba bundan sonra ne yapabilirim? Bir oyunda mesela bir yerden bir yere en kısa şekilde nasıl gidebilirim şeklinde daha genişliyor konu ve kullandığımız algoritmanın sayısı da artıyor. Klasik yapay öğrenme, yani klasik demeyelim, yapay öğrenme kısmı ise aslında istatistiksel bir çalışmadan ibaretken, yapay zeka ise mesela genetik algoritmalar, swarm intelligence dediğimiz, çok çeşitli başka algoritmalarla birlikte, reinforcement learning ile birlikte konunun zenginleştiği şey oluyor. Yani planlama ve optimizasyon gibi konular da giriyor. İstatistiksel düşünce ise sadece, istatistiksel makine öğrenmesi ise sadece düzenlilik yakalama ve o düzenliliği öğrenme ile sınırlı kalıyor bu şekilde. Şey soracağım, burada hani tam ayırt edilmesi açısından soruyorum hocam. Şimdi yapay zeka bir çatı, çatının altında makine öğrenimi var, makine öğrenimi altında deep learning var, reinforcement learning var ama bu evet. Yapay öğrenmeyi bu çatıda, bu tablodan nereye koyabiliriz? Yani makine öğrenmesiyle yapay zekanın arasına mı veya daha altına mı veya yanına mı? Şöyle bir şey, en geniş küme, burada düşünmemiz gereken en geniş küme yapay zeka kümesi. Yapay zekanın alt dalı makine öğrenmesi. Ben makine öğrenmesiyle yapay öğrenmeyi bir tutuyorum. Zaten Ethem Alpaydın hocamızın da kitabının adı Yapay Öğrenme biliyorsunuz. Evet. Makine öğrenmesini kastediyor. O yapay öğrenmenin de bir sürü tekniği var. Yapay öğrenmenin altında da mesela yapay sinir ağları onlardan bir tanesi. Ya da derin öğrenme dediğim şey onlardan bir tanesi. Şimdi kümeyi tekrar en yüksek haliyle düşünün. Yapay zeka. Burada optimizasyon, planlama, öğrenme konuları var. Dolayısıyla mesela genetik algoritma, AntCoin Optimization gibi algoritmalar da var. Bunun bir alt dalı yapay öğrenme oluyor. Yapay öğrenme dediğimiz şey ise verideki istatistiksel düzenlikleri otomatik olarak yakalama. İstatistiksel makine öğrenmesi oluyor bu. Burada da bir sürü algoritmalar var. Bunlardan en önemlisi yapay sinir ağları. Ama bunun dışında işte naive bayesler, KNN'ler, K-means'ler gibi çok çeşitli algoritmalar. Bunlar genelde istatistiksel algoritmalar. Bunun alt kümesi, hani birkaç tane algoritma saydım. En önemlisi derin yapay sinyallerle birlikte derin öğrenme oluyor. Ve bu zaten şu an gerçekten de hani dünyayı kasıp kavuruyor. 2012 yılından beri derin öğrenme çalışmaları çok hız kazanmış ve her alanda aşağı yukarı başarı elde etmiş durumda. Bu şekilde. Mesela planlama konusunda da hani bir yerden bir yere nasıl gideceğiz? Mesela bunu derin öğrenme tek başına çözemiyor. Ama reinforcement learning, pekiştirmeli öğrenme dediğimiz değişik öğrenme dalı var. Onunla birlikte birleşerek orayı da çok güzel çözmeye başladı. Hatta gene en iyi o çözmeye başladı. Yani aslında orada reinforcement learning'den destek alarak diğer algoritmaların da önüne geçmiş oldu. Derin öğrenme bugün artık görüntü işlemeden işte text mining'e kadar çok çeşitli planlamayı da işte reinforcement learning'in yanına alarak o konuda da başarılı. Şu an veri çok olduğu zaman en başarılı algoritmamız derin öğrenme ve yapay sinir ağları olmuş oluyor. Peki hocam, biraz girdiniz ama ben sorumu yine sorayım. Yapay zekanın alt dallarına girdik ama size en heyecan veren, böyle yani aslında sanki cevabı daha önce verdiğiniz gibi ama en heyecan veren alt başlıklar hangileri sizce? Evet, şimdi bu yapay sinir ağları hani dünyayı kasıp kavuruyor ama aslında içine baktığımız zaman arka arkaya gelen matris çarpımları şeklinde oluyor. Dolayısıyla bu çok güzel bir algoritma, çok işe yarayan bir algoritma ama bunun dışında farklı algoritmalar var. Mesela genetik algoritmalar, AntCoin Optimization, Swarm Optimization gibi. Bunlar işte kolektif zeka dediğimiz algoritmalar. Yani yani tek bireysel algoritmalar değil, topluluk temelli algoritmalar. Aslında çok zayıf aktörler, şöyle diyelim, oldukça küçük, zayıf aktörler bir araya gelerek kendilerinden beklenmedik derecede zor problemleri çözebiliyorlar. Bunun işte doğada örneklerini görüyoruz. Bu karınca kolonisi algoritması onlardan bir tanesi.
Karıncalar aslında tek başına baktığımız zaman çok basit canlılar. Hatta körler. Bir yerde yani peki baktığımız zaman çok aynı zamanda sosyal canlılar. Ve hiç kendilerinden beklenmeyen önemli problemleri çözebiliyorlar. Bunların başında da şey geliyor. En kısa yol problemini çözme. Yani kör basit bir canlı. Nasıl oluyor da bu bizim zorlandığımız problemlerden biri olan en kısa yol problemini çözebiliyor. Onun da sırrı şeyde yatıyor. Bu basit, tek başına basit olabilir ama koloni olarak bunlar haberleşiyorlar birbirleriyle. Bizim konuştuğumuz gibi teke tek konuşmak yerine doğaya mesaj bırakarak konuşuyorlar. Yani o da feromon, koku bırakarak birbirleriyle konuşuyorlar. Yani bir yerde mesela bir yemek buldu. Yemek bulduğu zaman geriye dönerken yol üzerine koku bırakıyor. Yola, çevreye koku bırakıyor. Bu koku buharlaşıyor ama bir sonraki gelen karıncalar en çok koku nerede, feromon nerede ona bakıyorlar. Ve de en kısa yolda giden de bir koku birikmesi oluyor. Dolayısıyla arkadan gelen karıncalar birbirleriyle haberleşerek, koku kullanarak haberleşerek en kısa yolu bulabiliyorlar. Ve bu gerçekten hoş bir durum. Bu aslında şeye baktığımız zaman biz buna şey diyoruz. Aslında complex systems'a da giren bir şey bu. Neden? Çünkü burada complex systems dediğimiz şeyde gene çok fazla aktör vardır, ajan vardır. Ve bunlar basittirler ama hep beraber bir araya gelerek çok etkileşimli, çok konuşarak pozitif ve negatif feedbackler sonucunda kendinden beklenmeyen şeyler ortaya çıkarttılar. Biz zaten zekanın da böyle, yani intelligence'ın böyle bir şey olduğunu düşünüyoruz. Aslına baktığımız zaman gene bizim beynimizde de bir sinir hücresi, çok basit bir hücre. Sadece kendisine gelen sinyalleri topluyor ve o sinyaller belli bir eşiği aştıysa o da sinyal gönderiyor. Tek bir nörona baktığınız zaman yapılan şey bu. Ama bunlar bir araya gelerek aslında bizim beynimizi ve bizim zeki ve bilinçli bir varlık olmamızı ortaya çıkartıyor. Bu hiyerarşik bir yapıda çok basit canlıların birbirleriyle etkileşim içerisinde bulunarak kendinden beklenmeyen şeyler ortaya çıkartması deniyor. Buna da literatürde emergence deniyor. Yani zuhur etme. Yani aslında küçük bireylerde yok ama toplulukta var. Bu da mesela bunun aslında çok çok değişik örnekleri var ama mesela suya baktığım zaman su aslında hidrojen ve oksijen atomlarından oluşuyor. Bu hidrojen ve oksijen atomlarında olmayan özellikler onların bir araya gelişiyle H2O oluşuyor ve orada ortaya çıkıyor. Yani mesela akışkanlık gibi. Bu aynı şekilde karınca kolonisi algoritmasında da bir karınca çok zeki değil ama koloni olarak en kısa yol problemini çözebilecek kadar zekiler ve bu zekada aslında kolektif olarak sosyal oldukları için ortaya çıkıyor. Bunun machine learning algoritmalarında da karşılığı var. Mesela ensemble yöntemleri var. Mesela decision tree tek başına sadece bir decision tree'dir ama random forest bu decision tree'lerin bir araya gelişiyle ortaya çıkar ve genelde daha iyi sonuç verir. Tek bir decision tree'ye göre. Onun dışında boosting algoritmaları var. Gradient boosting algoritmaları var. Gene bunlar aslında daha önce başka decision tree'lerin hatalarını öğrenip o hatalardan, yani topluluk olarak topluluk bireyden daha iyi sonuç verdiği algoritmalara biz collective intelligence diyoruz ve bu algoritmalar aslında benim kişisel olarak gerçekten daha çok ben de merak ve ilgi uyandırıyor bu şekilde. Şimdi hocam tabii ki yapay zekayı, yapay zekanın alt dalları, yapay öğrenme hepsinden bahsettik. Ama bir ürünün veya bir projenin hayata geçmesi için toplumda kabul görmesi veya satılabilmesi, pazarlanabilmesi çok önemli. Benim de her zaman bahsettiğim bir konu multidisipliner bir çalışma. Multidisipliner çalışmayı özellikle bu yapay zeka konusunda göstermek zorundayız. Eğer gösteremezsek bence başarılı olamayız. Yani bu süreci dört ayakta değerlendirebiliriz. Devlet tarafı, üniversite, akademi tarafı, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları. Biz belki de bu toplantının içinde bu saydığım dört kesimlerinde insanlar vardı. Biz de bunların belli kesimlerini oluşturuyoruz. Bu dört ayakta beraber bir şekilde multidisipliner bir çalışmayı göstermek zorunda. Şimdi bu multidisipliner çalışma ne kadar sergileyebiliyoruz? Özellikle ülkemiz
bazında soracağım. Üniversite sanayi işbirliği Türkiye'de ne durumda? Bunu önce yapay zeka için değerlendirebilirsin. Sonra bir üniversitede, yani Bilgi Üniversitesi'nde görev yapan bir araştırma görevlisi olarak zaten bu sürecin içindesiniz. Genel tüm teknoloji projeleri için de değerlendirebilirsiniz bunu. Evet, yani kesinlikle aynen şeydeki gibi, o kolektif zekadaki gibi bizim de araştırmacılar olarak kolektif bir çalışma içerisinde olmamız gerekiyor. Mesela data science projesi yaptığımızı düşünelim. Bu veriyi gerçekten veride mesela iki şey, veriye baktık ve iki şey birbiriyle korele çıkıyor. Acaba bunlar gerçekten birisinin nedensellik ilişkisi kurabilir miyiz burada? Bunu anlamak için alan uzmanlarıyla konuşmamız gerekiyor. Yani mesela diyelim ki sağlıkta yapay zeka üzerine çalışıyoruz. Kesinlikle bir doktorlarla birlikte çalışmamız lazım. Ne kadar elzem olduğunu anladı ve şirketlerde de artık yapay zeka departmanları, veri bilimi departmanları kurulmaya başlandı. Bu zaten şey, burada zaten TÜBİTAK'ta itici güç oluyor. Neden? Çünkü TÜBİTAK bu şekilde yapay zeka çalışmalarını başlatan şirketleri ARGE merkezi olması konusunda destekliyor. Ve şirketler de ARGE merkezi olacaklar. Çünkü çok çeşitli finansal destekler kazanıyorlar. Böyle olduğu zaman da, ARGE merkezi olduğu zaman da otomatikman zaten üniversitelerden, yapay zeka konusunda, veri bilim konusunda hocalardan danışmanlık desteğine ihtiyaç duyuyorlar. Ama tabii üniversite hocası sadece orada çalışamaz. Üniversite hocasının bir sürü işi var. Oraya danışmanlık verebilir ama yani rehberlik edebilir ama işi yapacak kişiler yine kendi şirketin içerisinden çıkmak zorunda. Onlar da kimler olacak? Bu sefer şirket kendi içerisindeki çalışanlarını master ya da doktora yapması için teşvik ediyor. Yani ekosistem kendi kendini besliyor. TÜBİTAK'ın sağladığı itici güç sayesinde üniversite sanayi işbirliği gerçekten hız kazanıyor. Hem akademik hocalar akademik olarak danışmanlık veriyorlar. Hocaların doktora, master öğrencileri de orada çalışarak işi yapıyorlar. Böyle ve bu ilk defa belki de bu kadar gerekli oldu üniversite sanayi işbirliği. Gerçekten. Evet. Çünkü bizim hocalar olarak da aslında hani yapay zeka çalışması çok veriye aç. Veri olmadan yani algoritmanın bir anlamı yok. Bana dünyanın en iyi algoritması olsun, üzerine çalışabileceğim veri olmadıktan sonra hiçbir şey yapamam. Peki veri nerede? Veri şirketlerde. Dolayısıyla aslında üniversitenin de şirkete ihtiyacı var. Dolayısıyla tam bir ihtiyaçların birleştiği bir alan. Ve bu konuda da Türkiye ne durumda diye bakacak olursak, Türkiye'de de bir uyanış var. TÜBİTAK destekleri var. Dolayısıyla TÜBİTAK destekleri sayesinde Türkiye'de bir uyanış olduğuna ben inanıyorum. Yani ben de şöyle düşünüyorum hocam o konuda. Biraz da hani ben biraz daha ümit varım, yani ümidim var bu konuda. Bu değişimi bir sağlayabiliriz. Yapay zekaya ve veri bilimine çok ciddi manada diğer alanlar ve sektörler bazında baktığımızda çok ciddi bir talep var. Ama insanlarda şöyle bir sorun var veya işte talep gösteren insanlarda şu soruyu çok alıyoruz ve bunun geçtiğimiz webinarımızda buna değindik. Yani nasıl veri bilimci olabilirim? Evet, herkes veri bilimci olmak istiyor. Herkes yapay zeka uzmanı olmak istiyor ama ben burada ekstra bir soru sormak istiyorum. Burada süremiz de geçiyor ama bunu sormak zorundayım. Yani yapay zekaya yeni girmiş bir kişi kaç adımda ilerler? Yani 3-5 adımda bunu sıralarsak ne yapması gerekiyor? Çok kısa bir şekilde veya siz ne yaptınız? Daha doğrusu onu da söyleyeyim. Çok kısa bir şekilde bu soruya cevap verir misiniz? Azimli olması gerekiyor. Yani bu iş kolay değil. Hani şöyle diyelim. 3 ay çalıştım. 3 ay Udemy'den bir ders aldım. 3 ayın sonunda ne noktadayım? Başladığımdan daha iyi bir noktadayım ama kesinlikle veri bilimci olmadım. Tabii ki. Yani bu süreç gerçekten çok zaman isteyen bir süreç. Yani burada problem çözmeyi seviyor musunuz? Mücadele etmeyi seviyor musunuz? Yılmadan azimle çalışabilecek misiniz? Önemli olan bu. Tabii ki hani matematiksel background çok önemli. İstatistik, lineer cebir ama bunların oluşması gerçekten çok zaman alıyor. Buraya öyle ya da böyle ihtiyacınız var. Yani scikit-learn kütüphanelerini kullanarak veri bilimci olursanız, yani sadece size söylenen şeyi yaparsınız. O scikit-learn kütüphanesinde bir şeyi değiştirebilmeniz, sıfırdan da yazabilmeniz gerekiyor. Bunun için de algoritmik düşünceye, istatistiksel düşünceye ihtiyacımız var. Bunu gelişmesi lazım ve bu bugünden yarına, 3 ayda, 5 ayda olacak bir şey değil. Yıllar alacak bir şey. Ne yazık ki böyle.
Peki şunu da sorayım hemen. Yani sonuçta önemli bir iş ve dünyanın geleceğini değiştirecek bir olay. Öyle 3 aya 5 aya bir eğitim olacak bir iş değil bu sonuçta. Ve biz bu noktada önce olmamız gerekiyor. Eğer ülke olarak bir şey yapmak istiyorsak, dijital dünyaya, yeni dünyaya sahip olmak istiyorsak bizim burada önce olmamız gerekiyor ve çok çalışmamız gerekiyor. Bunun ötesi berisi yok. Bu net bir şey yani. Peki yapay zeka ile ilgili nasıl bir eğitim modeli uygulamamız gerekiyor? Şu anda üniversitelerde de veya liselerde de veya işte öğrencilere müfredatlar veriliyor, kısım kısım uygulanıyor ama bu işin eğitimi bence biraz da dışarıda. Evet. Nasıl bir eğitim modeli uygulamamız gerekiyor? Bir iki sorum daha var, ondan sonra soru alacağız. Tamam, onu şöyle yapalım. Yani bu eğitim modeliyle ilgili biz direkt biz ne uyguluyoruz? Bu hani Karmak İstanbul Verimli Topluluğu KV olarak Sarıyer Belediyesi'nde gençlerin ücretsiz eğitim düzenliyoruz. Yapay zeka eğitimleri düzenliyoruz ve 3. yılımızdayız. Ne uyguluyoruz diye baktığımız zaman bir kere zaten sınavla alıyoruz öğrencilerimizi. Yani bir Python bilgisi zaten gerekiyor. Python'da programlama bilgisi ve en azından KNN algoritmasını kendi başına yazabiliyor mu? KNN çok zor bir değil, yapay zeka algoritması değil. Bir kere giriş kapısı bu. Python'da KNN algoritmasını yazabiliyor mu? Ya da buna benzer bir şey, bu şey sizin başlayabileceğiniz anlamına geliyor. Bundan sonra artık linear regression, logistic regression, neural networks gibi şeyleri görüyoruz. Data science'de veriyi nasıl manipüle edebiliriz? Bunları görüyoruz. Yani hani deep learning ve data science temellerini atıyoruz ve ondan sonra da bu zaten bize bir temel oluşturuyor ve artık yavaş yavaş başka yapay zeka algoritmalarında hazır hale geliyoruz. Bir de eğitim modelini şeyle taçlandırmamız gerekiyor. Bir Ar-Ge projesi nasıl yazılır? Bir proje yönetimi, Ar-Ge proje yönetimi nasıl yazılır? Ve bu girişimciliğe nasıl gidebiliriz? Yani bir şey her zaman bence artık yani yapay zeka ile uğraşan gençlerimiz belli bir noktaya geldikten sonra bu bilgisi kendisine ve ülkesine hatta dünyaya değer katan bir girişime dönüştürmesi lazım. Bunu da gene en en olası alan yapay zeka. Yani girişimlerin de zaten baktığımız zaman yeni girişimlerin çoğu teknolojik girişimler ve teknolojik girişimlerin çoğu da yapay zeka içeren girişimler oluyor. Oraya doğru zaten en baştan itibaren bir proje yönetimi, bir Ar-Ge projesi nasıl yapıp oraya doğru da gitmemiz, onları da düşünmemiz gerekiyor. Neural Network'ü baştan yazabilmemiz gerekiyor. Convolution Neural Network nedir? Recurrent Neural Network nedir? LSTM nedir? Bunları anlamamız gerekiyor ve de mesela en azından neydi o? Cross entropy loss. Orada mesela olasılıksal olarak iki olasılığın birbirini farkını ölçüyor. Mesela bu ne demek? Ya da dot product, cosine similarity. Bunlar ne demek? Bunları lineer cebirde ve olasılıkta bilmemiz gereken temel şeyler var. Biraz söyledim. Bunlar ne demek? Bunları biliyor olmamız lazım o şekilde. Bunları da oluşturmamız gerekiyor. Birkaç soru daha sorup soruları alacağız. Hocam siz de bizim gibi girişimcisiniz. Yeni de bir girişiminiz var bildiğim kadarıyla. Summerify. Öncelikle neler yapıyorsunuz? Kimler tarafından kuruldu bu girişim? Biraz ondan bahsedeyim. Biraz da girişimcilikle ilgili fikirlerinizi alayım. Çok kısa böyle 2 dakika. Tamam. Hemen bunu çok kısa söyleyeyim. Şöyle oldu. Biz bu Sarıyer Belediyesi'nin düzenlediğimiz eğitimlerde katılan gençler biraz zaten iyi sınavla alıyoruz. İyi bir eğitim veriyoruz. Dolayısıyla şu ana kadar oraya katılan, eğitime katılan gençlerin 15 tanesi zaten hackathonlarda birinci oldu. Bizim bu Summerify'da Türkiye'de Açık Hack diye bir Türkçe doğal dil işleme yarışması oldu. Orada birinci oldular. Kişisel haber özetlemi. Benim öğrencilerim Yunus Emre, Hasan Kemik, evet. Feyza, Mehmet Ali Özer, Büşra Gökmen, Emre Yüksel. Bunlar çalışarak orada birinci oldular. Ondan sonra biz bunu bir girişime döktük. Bu şekilde Summerify girişimimiz başladı. Girişimcilik, maceracılık, serüven, kesinlikle kurumsal şirkette çalışmak gibi değil. 9-18 arası çalışmaktan çok farklı. Gecelik köründe de çalışacaksınız. Yarın sabah bir sunumunuz var. Yatırımcıyla görüşmeniz gerekiyor. Ben bu gece çalışamam diyemezsiniz. Bu bir macera. Kısıtlı imkanlar, zor koşullar altında gene hayatta kalabiliyor musunuz? Survive edebiliyor musunuz? Bunlar devreye giriyor. Burada da gene kolektif zeka dediğim şey güzel insanlardan, bu ülkenin güzel insanları var, büyüklerimiz var, çevremizde tanıdığımız insanlar var. Onlardan daha önce girişimcilik serüveninde girmiş,
bir şeyler başarmış insanlardan da tüyolar almamız, onlardan bir danışmanlık almamız gerekiyor o konuda da. Gene hiçbir şey, aynen kolektif zeka bu konuşmanın şeyi olsun, kolektif zekaya bağlıyoruz. Biz hiçbir şeyi tek başımıza, bireysel olarak başaramayız. Benim bu az önce saydığım öğrenci arkadaşlarım olmasa biz bir noktaya gelemeyiz. Bu bir ekip işi. Nasıl sizin sizin grubunuz da aynı şekilde bir ekip işi olduğu gibi birlikte çalışarak başaracağız her zaman için. Doğru insanlar. Doğrudur. Şu an şöyle bir durum var hocam. Çok güzel gidiyoruz. Normalde Zoom bir noktadan sonra ayağını kapatabiliyor. Kapatmaya bir 5 dakikamız var. Soruları alacağız şimdi. Bildiğim kadarıyla Mustafa'nın bir sorusu vardı. Chatten de yazabilirsiniz. Mustafa mikrofonu açıksa söyleyebilirsiniz. Sorabilirsiniz sorunu. Buradaysan. İyi akşamlar. Sesim geliyor mu? Geliyor şu anda. Uzay hocam iyi akşamlar. Ramazan Başkanım hayırlı akşamlar. İyi yayınlar diliyorum öncelikle. Süremiz de kısıtlı. Hemen soruyu sorup cevabını bekliyorum hocam. Mümkünse. Hocam bu 2013 yılında Afrika'da bir baş gösteren Ebola salgını olmuştu. Ve bu salgını da yapay zekanın çözümünün yapay zekanın ürettiği konuşuluyordu. Bugün yaşadığımız koronavirüsü salgının çözümünün faydası oluyor mu? Öncelikle ben toparlayayım istiyorsanız hocam. Ebola salgının çözümünü yapay zeka, yani kesilmesini yapay zeka sayesinde olduğu için Amerika'da bir şirket. Yani bugün işte bugünkü salgına yapay zeka bir çözüm getirir mi? Arada kesilmeler olduğu için ben toparlayayım hocam. Tamam. Ben ne yazık ki şeyi bilmiyorum. Yapay zekanın Ebola'ya getirdiği çözümü bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim. Mesela şu an Çin'de bu şeyin koronanın artışı kesildi. Hatta Wuhan kentinde artık galiba o vaka olmuyor gibi bir şey. Nasıl oldu bu? Aslında gene orada görüntü işleme, kimle etkileşim içerisinde olduğunu yüksek teknolojiyle takip ederek bunun önüne geçtiler. Aslında burada da şey konusu ortaya çıkıyor. Mahremiyet konusu. Hani mahremiyet, yani Wuhan şu an koronadan temizlendi. Peki bunun bedeli neydi? Yapay zeka teknolojisi kullanarak aslında mahremiyetti. Bu da çok çok zor bir soruyu beraberinde getiriyor. Üzerinde gerçekten düşünülmesi gereken bir soru. Hani bu yapay zeka ve daha fazla çalışılması için daha fazla dataya incelenmesi lazım. Data da bizim bireysel kişisel datalarımız. Burada mahremiyeti nasıl koruyacağız? Bu çok önemli. Bunun için de mesela yöntemler geliştiriliyor. Bence de hani şimdi yapay zeka ile ilgili ufuk açıcı yeni ufuklardan bir tanesi bu. Mesela diferansiyel mahremiyet diye bir konu var. Siz tek tek insanların verisini bilmeden, görmeden sadece dışarıdan sorgu yapıyorsunuz ve veri, orijinal verideki istatistiklere ulaşabiliyorsunuz. Bu konu mesela çok önemli bir konu. Çözüme gelirsek yapay zeka dediğim gibi o Ebola'da nasıl olduğunu bilmiyorum. Ama biz tabii ki yapay zeka tekniklerini kullanacağız. Toplumun da ne düşündüğünü anlamaya çalışacağız bu konuda. Daha fazla cevap veremiyorum bu soruya. Şu an soruları chatten alalım arkadaşlar. Bana da iletiliyor. Veri bilimine yeni girmiş bir kişiye neuroscience üzerinde proje konusu olarak öneriniz var mıdır diyor hocam. Bir proje önerisi gibi geldi bana. Varsa hani ufuk açıcı bir öneriniz. Anladım. Önerebilirsiniz. Evet, bu gene şey hani burada da hani neuroscience konusunda çok hakim olmadığım için iyi bir öneride bulunamayabilirim ama şöyle bir şey var. Mesela şey bir ekrana baktığımız zaman dikkatimizi ölçmeye EEG falan bir cihazlar var. Ben o konulara hakim değilim ama mesela sizin dikkatinizi verip vermediğinizi ölçen bazı cihazlar var. Siz bu dikkatinizi verdiğiniz ya da vermediğinizi, hangi koşullarda verdiğinizi mesela ölçebilirsiniz. Bununla ilgili belki bir çalışma olabilir. Ama ben neuroscience konusunda uzman değilim. O yüzden yanlış bir şey söylemek istemem. O konuda bir şey söylemeyeyim şimdilik. Daha fazla. Çok kısa bir cevap da alacağım. Otonom araç üzerine derin öğrenme, multi classification projesi yapmaktayım. Bitirme projesi olarak nasıl sizce? Tek cevap hocam. İyi mi kötü mü? Yani bu zor bir problem. Derin öğrenme, otonom araç büyük ihtimalle şeyi kullanıyordur. Deep reinforcement learning kullanıyordur orada. Bence şu an en önemli konulardan bir tanesi. Reinforcement learning ile deep learning'i birleştirmek. Hocam çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Bize çok güzel bir dakika yaşattınız.
Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Kapanırsa da kapanmasa da siz son sözlerinizi söyleyin. Katılan herkese de teşekkür ediyorum. Bundan sonra devam edecek. Yarın akşam Instagram canlı yayındayız. Diğer gün YouTube'dayız. Salı günü yine YouTube'dayız. Cuma günü buradayız. Biz takip etmeye devam edin diyelim. Hocam son söz sizde. Sonra toparlar diyelim. Davetiniz için. LinkedIn'de Karma Sistemler ve Veri Bilimi Topluluğu var. KVTR diye. Oraya bekleriz sizi arkadaşlar. Bu hocam şekilde... soramadıklarını oradan size özelden de sorabilir Uzay Çetin. Onu da belirtelim burada. Yani burada tamam. Soramadıklarını veya bizim atladığımız da olabilir. Buyurun. Tamam. Tamam, dediğim gibi LinkedIn'deki Karmik Sistemler Veri Bilim Topluluğu KVTR sizi bekleriz arkadaşlar. Çok güzel. Bazı arkadaşlarımız paylaştılar. Bu şekilde etkinliklerimizde haberdar olursunuz. Perşembe günleri ders düzenliyoruz. Onlara da katılabilirsiniz. Böylelikle. Size de bu davetiniz için çok teşekkür ederim Ramazan Bey. Size de çok rica ederim. Bir tanı Türkiye olarak. Tamam. Teşekkür ederim. En son sözleri söyleyip kapatalım hocam. Katılan herkese sizlere çok teşekkür ederim. Fark etmez. KVTR veya biz Big Data hiç fark etmez. Hepimiz aynı şeyleri yapıyoruz. Bu noktada biz her zaman sizlerle ve diğer kurum kuruluşlarla multidisipliner ortak çalışmalara her zaman açığız. Ve bunu da yapacağız. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Biz de Big Data Turkey kullanıcı adıyla tüm platformlarda YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn'den bizlere de takip edebilirsiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sağlıklı akşamlar, sağlıklı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.